Kardeşim çok kısa dünya. Sevelim birbirimizi. Allah'a. Yalnız Allah'ı sevmeden diyor ki birbirimizi sevelim. Yok kardeşim sevemezsin. Sevemezsin öyle bir şey yok. Nefret edersin. Gıcık olursun. Tabii ki. İllet olursun. Sevemezsin. Allah'ı sevmeden insanı sevemezsin. Nasıl seveceksin ya? Nefret edersin. Evet tabii. Hepsini rakip olarak görürsün. Hepsini pislik görürsün Allah'a sevgisin. Kinle bakarsın, nefretle bakarsın. Allah'ı coşkuyla sevmeden insanı sevmek mümkün değil. Ağaçları seversin o zaman. Bitkileri seversin Allah'ı sevdin mi? Hayvanları seversin, kedileri seversin. Sevgi olmadan da dünya batar. Bak ekonomik kriz başladı. Çok ünlü birisi geldi. Bir aile var. O ailenin yani önemli bir elemanı öyle düşünün. Yani o ailenin bağlantılı bir kişi. Yani dünyayı yöneten insanlardan bir tanesi. Yani çok büyük bir dikkatle dinledi. Hocam dedi çok etkilendim size dedi. Musevi asıllı. Efendim ama laik görüşe sahip yani öyle şey değil. Dindar değil. Yani Musevi dindar değil. Fakat dine karşı saygısı iyi. Dünya çökecek dedim. Eğer Allah sevilmezse, Allah sevgisi olmasa. Ekonomik kriz 2014 dedik bak 2014'te de durmaz. Allah sevilmeden, coşkuyla Allah sevilmeden ne ekonomik krizin, ne depremler durur, ne bu ızdıraplar durur, ne bu acılar durur. İnsanların birbirine nefret ettiği bir dünyada ekonomik kriz mecburen olur kardeşim. Adam niye üretim yapmak istesin kardeşim? Niye bir şeyle kalite olsun onun için? Niye güzel bir yiyecek üretmek istesin adam? En kötüsünden, en ucuzundan yapıp en kısa sürede çok kazanmak istiyor. Ve parasını da egoistçe saklamak istiyor. Kimseye vermek istemiyor. Dağıtmak da istemiyor. Mesela kaliteli bir yiyecek yapmak istemez. Allah affetsin yani böyle insan ama ben tabii onu yapanlar mesela diyor haşa zıkkım yesinler der. Tabii. Niye onları iyilik yapayım der. Niye güzellik yapayım der. Nefret eder. Herkes insanlar itici gelir ona. Çok korkunç bir sistemdir Allah'a inanmak. Allah'ı sevmemek.